Netanyahu'nun Araplara ayar verdiği o sözü fütursuzca ve katliamları yapa yapa çocukları, kadınları, insanları, masum insanları öldüre öldüre bu savaşı sürdürüyorlar. 37 gün geçti. Şöyle bir ne kaldı aklınızda diyecek olursanız benim aklımda şu kaldı: bebek katili. Tek bir kelimeyle özetlerim ben size. Bak, evet, okul bombaladı, cami, kilise, hastane vesaire, şudur budur, kadınlar öldü. Her şey. Her şey diyebilirsiniz. Ama benim tabirim Netanyahu ve çevresindeki insanlar için, İsrail yönetimi için bebek katilleri. Bak, şimdi biliyorsunuz orada elektrik de yok. İnternet de kesildi. Bebekler doğuyor. Erken doğan bebekler küvezlerde kalıyor veya normal doğum yapmış ama küveze alınmış bebekler var. Şimdiye kadar 39 bebek oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetmiş. Yani büyük aşağılıksınız ya. Çok büyük aşağılıksınız yani. Yani hakaret etmek, ya küfür etmek istiyorum. Küfür etmek istiyorum. Yani ana avrat küfür etmek istiyorum. Ama yok, yapamıyorum yani. Yani yayıncılık kurallarından, ya bunlar masum, ya bebeklerden bahsediyoruz. 39 bebek oksijen yoksunluğundan, maalesef olmamasından dolayı hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler dünya sessiz diyor. Dünya hiçbir şey yapmıyor. Al işte, toplandılar, ettiler Araplar. Türkiye de katıldı. Bunda da savaş değil ki. Bir nesli yok etmek. Soykırım diyoruz onun işte. Savaş suçlusu bir kişi. Ha, bugün değil ama yarın mutlaka ama mutlaka başına bir şeyler gelecek. Ya savaş suçlusu yargılanacak, ya ölümünden sonra lanetlenecek. Dünyanın en kötü, Hitler'den sonra en kötü adamı olarak anılacak vesaire vesaire vesaire. Ama anılacak. Ama bir şekilde adı bu tarihe yazılacak. Ama adı bu tarihe yazılanlar içerisinde iyi şekilde yazılmayacak. İşte Araplar da toplandı, etti hafta sonu. Türkiye'de işte Erdoğan da gitmişti zannedersem. Evet, hiçbir şey yok. Ne, kınadık ettik, o kadar. Sisi'yle bir araya geldi. Zannedersem Esad'la da bir araya gelmedi. Yani gözden kaçırmış olabilirim. Ve sadece aynı fotoğraf karesinde yer aldılar ama yani neticede. Sisi'yle de oturmuşlar böyle. O bir zamanlar düşman dediği kişiyle fotoğraf veriyorlar. Ha, yan yana da oturmam, elini de sıkmam filan. Evet, geçeceksiniz bunları ya. Harbiden. Hiçbir şey yapamadı. Yani Müslüman alemi tekrar toplandı. Sadece işte bla 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 bla, bir de bir herhalde bir şeyler imzalamışlardır. Ortak bir deklarasyon diyorlar ya ona. O deklarasyonu imzalamışlar. Tamam, bitti. Ne? Kimin umrunda ya deklarasyonu? Al işte, adam ne diyor bak. Netanyahu resmen Araplara ayar vermiş. Daha doğrusu herkese, Türkiye'ye de dahil herkese ayar veriyor şu anda. Eğer iktidarınızı ve çıkarlarınızı düşünüyorsanız sesinizi kesin demiş Araplara. Araplara. Eğer iktidarınızı ve çıkarlarınızı düşünüyorsanız sesinizi kesin. Nokta. Bitti. Ve işte bu korkak Araplar veya hiçbir güçse onların da ellerinde güç var. Yani sermaye ise onların da ellerinde sermaye var. Ama enteresan bir şekilde suskunlar. Enteresan bir şekilde o para denilen mefhumu hayata geçiremiyorlar. Veya bölgedeki o gücü organize olup da işte Mısır'ı, Suriye'si, Birleşik Arap Emirlikleri, ne bileyim Hilal gibi, ne daire gibi sarmışlar İsrail'in etrafını. İlla savaşın demiyorum. Savaş zaten en kötü şey hayattaki. Hiçbir savaş da mutluluk getirmeyecektir. Onu da biliyoruz. Sadece Kurtuluş Savaşları dışındaki savaşlardan bahsediyorum. Ama bir birlik olup, bir düzen içerisinde tek bir yumruk olup güçlerini dünyaya kanıtlayamıyorlar. Ha, bu kadar yani. Sen Ronaldo'yu getiriyorsun ülkene. İşte Amerika'da şu kadar fon altınım var, bu kadar fonum var diyorsun. Türkiye'ye gelip yatırımlar yapıyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri olarak işte Amerika'daki paralarım, altınlarım şu kadar diyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Çölün ortasında şehirler kuruyorsun. O kadar, bitti. Sadece sahte bir krallıktan bahsediyoruz. Ya, para üstüne kurulmuş. Zekadan noksan. Sadece ihtiraslar, zeka var. Zekayı sadece para kazanmak için kullanıyorlar. Onun dışında yani biz bu bölgede nasıl bölgesel güç oluruz? Nasıl böyle efendime söyleyeyim işte Amerika gibi Rusya gibi emperyalistlere karşı nasıl bu ülkeyi koruyabiliriz? Ortak bir pakt bu ülkede nasıl kurabiliriz? İşte İran olarak, Suudi Arabistan, Türkiye olarak, bölgenin büyük devletleri olarak, Mısır olarak böyle bölgesel güç haline nasıl gelebiliriz? Yok abi, adam da ona kafa yormuyor yani. Adam Ronaldo'yu getirsin, işte para versin, büyük ihtimalle de verdi. Türkiye ve Galatasaray ve Fenerbahçe maçını Suudi Arabistan'da oynatsın. Büyük şehirler kursun. Görkemli en yüksek otelleri yapsın. Bu kadar. Gücü bu. Başka da hiçbir gücü olmayan
insanlar topluluğu. Dört Arap ülkesi ambargoyu reddetmiş dedi İsrail'e karşı. Ya ya bizde ne yapılıyor abi? Suudi Arabistan var. Bizde ne yapılıyor Allah aşkına ya Ahmet? Bizde bir şey mi yapılıyor yani? Yani gidiyor. Ha bak mesela eğer bulabiliyorsan sana atmıştım onu sözün özünde. Kocaeli'nde Starbucks'a gidip kahveleri döken insanlar topluluğu. O kadar. Belki bulabilirsin. Bulursan verirsin. Ve çok enteresandır. Türkiye olarak ne yapıyorsunuz diye sorduğunda evet biraz ihracat ithalatımız azalmış. 8 milyar dolarlık bir işlem hacmi varmış. Ticaret hacmi varmış. Ağırlıklı olarak da ihracat yapıyoruz. Oraya düşmüş o. He, onun dışında ne var abi? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Mecliste işte gazlı içeceklere ve kahveye bir ambargo getirdik. Millet hava olsun diye bence sadece hava olsun diye gidiyor. Biraz da Amerikan nefretliğinden dolayı Starbucks'larda kahve içen insanların kahvelerini önlerinden alıyor veya yıkıyor. Orada efelik yapıyor bilmem. Yapsan o efeliği sen iktidara yapabiliyor musun? Ne istiyorsun o çocukların kahvelerinden bilmem nelerinden? Starbucks'tan 3 tane kahve içmeyince ne olacak? İsrail dize mi gelecek? Amerika dize mi gelecek? Bu kadar mı çalışıyor kafanız? Ha işte bu zeka zaten. Ha bu zekayla zaten İsrail yani o kadar kolay mücadele eder ki gülüyordur. Yani bu ha işte şu herif şu yanında şundan bakın bir daha. Starbucks'a geliyor. İnsanların önündeki kahveleri alıp döküyorlar. Efevari hareketler böyle böyle yürüyorlar. Hadi bakalım yapabiliyorsanız iktidara karşı yapın da görelim. İncirliği kapatın veya küreciyi kapatın diye böyle gerçekten ses getirebilecek eylemler yapabiliyorsanız yapın. Onlar da işte organize, nerede organize olmuşlar? Starbucks kafelerinde bilmem nelerde. Bakın nasıl kahveleri büyük bir cesaretle yok ediyorlar. Yazıklar olsun. Hakkı da araştırın. İnternete sadece fotoğraf çekilmek için kullanmayın. Bilgi edinin bilgi. Yazıklar olsun. Şey yapacağız. Ve bunun suçu yok yani bunun cezası yok yani biliyor musunuz ve buna da göz yumuyor yöneticiler sadece artistlik ve gasp var orada esasında orada bir kanunsuzluk var ha, yapabiliyorsanız yapın tabi ya insan gerçekten nefret duygusunu uyandırıyor karşı tarafa karşı. İsrail'in karşısındaki Hamas denilen o örgüte karşı veya Filistin halkına karşı böyle bir nefret duygusu uyandırıyorsun. Çünkü cesaretsizsin. Çünkü sadece Starbucks'ı protesto ederek bunu yapıyorsun. Bakın bir başka tehlikeli protesto Batman'da vardı. Hüdapar'ın mitingi vardı. Hizbullahçı, Şii Hüdapar'ın mitingi vardı. Ve orada Zekeriya Yapıcıoğlu şu anda da mecliste çok tartışmalı bir isim. Hizbullah da biliyorsunuz İran Hizbullah'ı da Lübnan'da Hamas'a, Sünni Hamas'a destek veriyor. Ve Ebu Ubeyde El-Kassam Tugaylarının lideri. Onun yüzünü görmedik ama kıyafetini biliyoruz. Yüzü kapalı. Yani legal sen neden yüzünü kapatıyorsun arkadaş? Ve üstünde işte kamuflaj kıyafeti var. Ve dünya onu öyle tanıyor. Ve duruşu var işte şöyle bir duruşu var öyle tanıyor. Şimdi Batman'daki bu mitingde çok korkutucu bir görüntüydü. Bu kamuflajı giymiş Ebu Ubeyde gibi giyinmiş insanlar Zekeriya Yapıcıoğlu'nun arkasında sahneye çıktı. İçinde çocuklar da vardı unutmayın. Çocuklar da vardı. Bu görüntüler de tartışılması gereken ama korkutan görüntüler. Türkiye içinde korkutucu görüntüler. Ahmet oynatabilirsin. Zekeriya Yapıcıoğlu sahneye çıkıyor. Arkadaki de işte Ebu Ubeyde gibi giymiş tipler ve asker üniforması var. Yüzler kapalı. Arkada çocuklar da var. Çocukları da buna alet ediyorlar. Bu şekilde Batman'da yapılan mitingi bu şekilde gerçekleştirdiler. Yani buna hiçbir şey denmiyor. Bu tehlikeli bir gidişat. Çok tehlikeli bir gidişat. Yani bu gidişatın sonu nereye varır, nasıl varır, ne olur bilemiyoruz ama enteresandır. Hizbullah ve Hamas gibi iki farklı kafadaki örgüt de şu anda birlik yani en azından ortaklık demeyelim. Ne var ki birbirlerinin mevcudiyetinden dolayı yani birinin olmaması diğerinin de olmaması sıranın ona gelmesi anlamında olacağından dolayı destek veriyorlar. Birbirlerini sevdikleri için değil.
Biri Sünni Müslüman kardeşler kafasında, diğeri İran Şii Hizbullah'tan bahsediyorum. O da İran kafasında. Yani bir araya gelmeleri mümkün değil. Küskün kardeşler, ama biri silinecek olursa tarih sayfasından diğerine sıra geleceğini biliyoruz zaten. Yani Hamas silinecek olursa sıranın Hizbullah'a geleceğini de tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. İşte ondan dolayı ikisi de birbirini şu anda destekliyor. Bakın Şifa Hastanesi vardı. Şifa Hastanesi artık hizmet dışı. 650 hasta kritik noktada. 650 hasta kritik noktada. 36'sı da bunlardan yine bebek. O yüzden diyorum ya. Nasıl? Onu diyorum. Evet Ahmet, vereceğiz. Onu da vereceğiz. 36 çocuk yani hayatlarını her an kaybedebilirler. O yüzden diyorum. Bunlar bebek katili ya. Bunlar yani insan katili, ama bebek katili daha etkileyici bir cümle. Çünkü bunlar tamamen masum. Bunlar yazık, dünyadan haberli bebekle bebek. Bebek bunlar. Şu kadarcık bir şeyden bahsediyoruz yani. Daha zihinleri gelişmemiş, dünya nedir bilmiyorlar. Şu kadarcık insan yavrusundan bahsediyor. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Netanyahu, öyle bir vereceksin ki. Yani umarım bizler yaşarken görürüz. Bu masumları nasıl katlettiğinizi, bu kadınları, bu bebeleri nasıl katlettiğinizin cezasını umarım görürüz. Bir doktor, önemli bir isim, şeyde söyleyiverin bana, Gazze'de çalışıyor. Şifa Hastanesi'nde görev yapıyor kendisi. Nett Gilbert diye Norveçli bir doktor. Ve orada Gazze'de görev yapıyor. Kameraların karşısına geçti ve dünya liderlerine sesleniyor. Ama nasıl bir cesaretle sesleniyor? İzleyiniz. Mr. Blinken, Mr. Blinken, can you hear me? Prime ministers and presidents of the European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital, from Al Aouda's Hospital? Can you hear the screams from innocent people, refugees sheltering, trying to find a safe place, being bombed by the Israeli attack forces this morning inside the hospital? Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this? You're all complicit. Hepiniz suç ortağısınız diyor. Bunu ne zaman durduracaksınız? Bir not daha size. Bir not daha size. Hastane kalmamış yani. Gazze'de hastane kalmamış. Yani tedavi edilebilecek hastane kalmamış. Tabii hastane kalmadığı için ameliyathaneler yok, poliklinikler yok, hiçbir şey yok. Bu da sıkıntılı bir durumun daha da sıkıntılı hale geleceğinin göstergesi. Tamamen o koridorun yukarısını Gazze'yi boşaltma hevesinde, kuzeyi daha doğrusu aşağı göçleri hızlandırmak niyetinde Netanyahu hükümeti. Ölenlerin sayısı 11.180, çocukların öldürülen çocukların sayısı 4.600 çocuk. 4609 çocuk öldürülmüş. Çocuk katilleri bunlar, başka bir şey değil, bebek katilleri. Hüdapar'ı da verdik. Bu da çok Türkiye için korkutucu bir görüntüydü. Ve o Coca-Cola'yı ve Starbucks'ı protesto edenleri de gördük. O ya Coca-Cola'yı dökenler, gittiniz parayla aldınız, yine hani protesto ettiğiniz ülkeye para kazandırdınız. Yani bu kadar mı zekanız yani? Böyle midir protesto şekli? Böyle mi olmalıdır? Ama iktidara karşı hiçbir şey yapmıyorlar ha. İktidara karşı, bireye karşı yapıyorlar. Yani kahve içen, ne bileyim, kola içen, onu içen, bunu içen, gazlı içecek içen bireye karşı öfkeleri. İktidara karşı öfkeleri yok. Çünkü cesaretleri yok iktidara karşı. Onu yapabilecek cesaretleri yok.